Bu konu hakkında çeşitli görüşler vardır. Konuya girmeden önce bu tür videoların devamı için abone olabilirsiniz. Şimdi namazda ayakta tekbir, kıyam ve kıraat farz olduğu için oturarak bu farzların mazeretsiz terk edilmesinin uygun olmadığı görüşünde olanlar, kadınların oturarak namaz kılmasının uygun olmadığını söylemektedir. Diğer görüş ise kadınların erkekler içinde namaz kılmasının mazeret olduğunu ileri sürerek, aynen ruku secde yapamayan kişiler gibi mazeretli sayarak, oturarak namaz kılmaları gerektiğini, aksi halde fitneye sebep olacaklarını, kadınları ruku yaparken gören, erkeklerin yanlış düşüncelere sapacaklarını, hesap ederek bir günaha sebep olmamaları için oturarak namaz kılınmasının daha doğru olacağı söylenmektedir. Her halükarda yabancı erkeklerin içinde ayakta namaz kılınırsa, erkekler gördü diye namaz bozulmaz, ama bir günaha sebep olunmuş olur, kadınlar erkekler içinde namaz kılarken, bu bilgiler eşiğinde tercihlerini kendileri yaparlar, erkekler uzakta ve ön tarafta ise, veya aralarında vücut hatlarını göstermeyecek şekilde bir sütre varsa, ayakta kılmaları gereklidir, ve mümkün olduğunca ayakta kılabilme çarelerini sonuna kadar aramalıdır, son çare erkekler arkalarında ve yakınsa ve başka imkanda yoksa, kadın, ya erkeğin ruku ve secdede kendini gördüğünü bilerek ayakta kılacak veya oturarak kılacak, bu o kişinin hassasiyetine bağlıdır. Kadın genç ve gösterişli ise, oturarak kılması, yaşlı ve fitneye sebep olmazsa ayakta kılması uygundur. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Sorularla İslamiyet sitesinde de aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Hükmü biz bildirdik, tercih sizin. Kadın namaz kılarken kendine nikah düşen erkeklerin onu görmesi namazını bozmaz, bundan dolayı kadın sorumlu da olmaz. Erkeklerin görmesinden dolayı kadın farz namazı oturarak kılamaz, normal olarak namazın bütün farzlarını yerine getirir. Bununla beraber, kadın rükû'a eğilirken ve secdeye varırken erkeğin aklına bir takım yanlış düşünceler gelebileceğinden, mümkünse müstakil bir oda, sakin bir köşe veya perde ile bölünmüş bir mekanı tercih etmeli. Zaten kadının ibadet yeri ve mescidi kendi evidir. Bu hususta Efendimizin aleyhisselam tavsiyeleri şöyledir. Kadınları mescitlere gitmekten alıkoymayın. Evleri ise onlar için daha hayırlıdır. Ebu Davud, Salat 53. Kadınların en hayırlı mescitleri, evleridir. Feyzül Kadir 3-491, hadis numara 4087. Bununla birlikte namaz vaktinin geçmek üzere olduğu zamanlarda, yolculuk esnasında, kalabalık yerlerde ve mekanın müsaadesizliği durumlarında bir an önce farzın eda edilmesi gerekeceğinden, başka türlü zanlara kapılmadan namaz kılınmalıdır. Bu arada bir noktayı da hatırlatalım, Peygamberimizin aleyhisselam, zamanında Mescid-i Nebevi'de erkekler ön saflarda namaza dururken, kadınlar arka saflarda yerlerini alır ve cemaate katılırlardı. Bugün de başta Kabe'de, Harem-i Şerif'te olmak üzere büyük cami ve mukaddes yerlerde, çok kere hanımlar erkeklere yakın bir mekanda namaz kılıyorlar, hatta Harem-i Şerif'te kadınların erkeklerin önünde bile namaza durdukları oluyor. Netice olarak denebilir ki, kadınlar 5 vakit namazlarını evlerinde kılarlar, kendi evlerinin dışında başka yerlerde kıldıklarında ise, yabancı erkeklerin göremeyeceği bir yeri aramalılar. Camilerimizde ise pek çok yerde ya mahfel bulunuyor veya ayrı kat ve bölümler tahsis edilmiş olduğundan, özellikle Ramazanlarda teravih namazlarını oralarda kılıyorlar. Bir erkek namaz kılarken, kendi hanımı veya bir başka kadın yanından geçerse namazı bozulur mu? Bu durumda erkeğin namazı bozulmadığı gibi, namaz kılan kadın da olsa, yanından bir erkeğin geçmesiyle namazı bozulmaz. Ancak namazı cemaatle kılarlarken, kadınlarla erkekler aynı hizada bulunurlarsa erkeklerin namazı bozulur. Bu mesele de yalnız Hanefi mezhebine göredir. Diğer mezheplere göre böyle bir durum namazı bozmaz. Camilerin kalabalık olduğu ve yer darlığında ve Harem-i Şerif'te bu hükme göre amel ediliyor. Selam ve dua ile, sorularla İslamiyet.